Hazır Intel 14. nesil işlemcilerini de piyasaya sürmüşken yeni bir bilgisayar toplamanın veya mevcut sistemi yenilemenin tam zamanı diyebiliriz. Ancak bilgisayara yeni bir parça seçmek veya baştan toplamak düşünüldüğü kadar kolay olmuyor. İşlemcisi, ekran kartı, SSD'si, anakartı belleği derken insan hangisinden başlayacağına karar veremiyor. Bir de işin maliyet boyutu var tabi. Ancak mevcut sistem baştan kurmadan önce var olan bileşenleri güncellemek iyi bir seçim olabiliyor çoğu zaman. Bugün yakından tanıyacağımız Adata'nın Legend 850 model SSD'si de sürücüsünü güncellemek veya bilgisayarı toplamaya nereden başlayacağını karar veremeyenler için güzel bir seçenek halini alıyor. m 2 2280 form faktörüne sahip Legend 850'yi fiyat performans açısından orta seviye bir sürücü olarak konumlandırabiliriz. Arayüz olarak PCIe Gen 4 arayüzünü kullanan sürücünün NAND belleği 3D NAND'dan oluşuyor. İçindeki kontrolcü ise HMB teknolojisini kullanan DRAM'siz SMI SM2269 xye oluşturuyor. HMB teknolojisi ne derseniz bu teknolojide kontrolcü ana belleğin bir bölümünü kendininmiş gibi kullanıyor. Bu sayede de DRAM'li bir SSD'ye eşdeğer bir performans alınabilmesi mümkün olabiliyor. Legend 850'yi rakiplerinden ayıran en önemli özelliklerinden biri soğutucunun ayrı olarak gelmesi. Kutuyu açtığınızda SSD'nin hemen altında ayrı bir bölmede soğutucu karşımıza çıkıyor. Adata burada iki, her iki parçayı da ayırmaya karar vermiş. Böylece ihtiyacınıza göre çıplak ya da soğutucuyla beraber kullanabiliyorsunuz. Örneğin SSD'yi PlayStation 5 ile kullanacaksanız bu soğutucuyu takmanız performans açısından çok mühim. Çünkü bu tür SSD'lerin kararlı performans sunabilmesi için Sony kullanacağınız sürücünün iyi bir soğutucusu olması gerektiğini belirtiyor. Bu arada benim test ettiğim Legend 850'nin kapasitesi 1TB. Bununla beraber SSD'nin 512 GB ve 2TB'lik versiyonları da mevcut. Sıralı okuma hızında tüm versiyonlar aynı olsa da yazma hızında 512 GB beklendiği şekilde daha yavaş. Ne kadar bir fark olduğuna hızlıca bakarsak hepsinin sıralı okuma hızı saniyede 5000 MB iken 1 TB ve 2 TB'lik seçeneklerin sıralı yazma hızı saniyede 4500 MB. 512 GB'lık versiyonunki ise saniyede 2700 MB. Ayrıca dayanıklılık söz konusu olduğunda hepsi birbirinden ayrılıyor. 1 TB'lik modelin ve cinsinden dayanıklılık değeri 1000 TBB iken 2 TB'larınki 2000 TBW. Elbette 512 GB'lik versiyon 500 TBW ile yine en son sırada yer alıyor. Şimdi gelelim asıl mesele. Legend 850 ile yaptığımız testlerin sonuçları nasıl? Adatanın belirttiği okuma ve yazma hızlarına ulaşabiliyor mu? Sizi bekletmeden hemen bunları da paylaşalım. Öncelik her zaman olduğu gibi en yaygın ve temel testimiz Crystal Disk Mark ile başlayalım. Legend 850 bu testte beklemediğim bir şekilde saniyede 5255 MB okuma ve gibi 4527 MB yazmayla nominal hızının oldukça üzerinde bir performans sergiledi. Elbette bu test sürücünün gerçek hayattaki performansını ölçmenin en iyi yolu değil. Ancak yeni satın, al satın alınan bir sürücünün performansını test etmek için en iyi ve en kolay seçeneklerden biri. O yüzden hız kesmeden diğer testlerin sonuçlarına da bakalım. Autodesk Benchmark'a geçtiğimizde aldığım sonuçlar biraz daha düşük. Okumada saniyede 4741 MB, yazmada ise 4228 MB'la yaklaşık %7 ile %10'luk bir azalma var. Sıradaki testimiz ise 4K performansını ölçmek amacıyla AS SSD Benchmark'ta gerçekleştirdim. Bu testte saniyede 1912 MB yazma, 1566 MB okuma sonucu alan disk özellikle 4K'da yazma konusunda oldukça performanslı diyebilirim. Son olarak sürücünün gerçek doğasını ortaya çıkarma konusunda çoğu zaman güvenilir sonuçlar veren aida 64'ü seçtim. aida 64'te gerçekleştirdiğim doğrular, doğrusal yazma testi sonucuna göre saniyede minimum 595 MB, maksimum ise 4182 MB sonuç aldım. Bunların ötesinde Legend 850 yazma işlemi sırasında birlikte verilen soğutucuyla birlikte en yüksek 51 derece sıcaklığa ulaştı çıplak olarak tekrar test ettiğimde ise en fazla 64 dereceyi gördüm. Her iki koşulda da oldukça kabul edilebilir bir değer diyebilirim. Özetlemek gerekirse A Legend 850 vaat ettiği performansı sunabilen bir ürün olmuş. 1783 liralık fiyatı ise SSD'nin en güzel yanlarından biri benzer rakipleriyle karşılaştırıldığında fiyatı daha düşük olduğundan bu konuda ciddi bir avantaja sahip. Elbette bütçenize göre diğer kapasitedeki varyantlarını da değerlendirebilirsiniz. Ancak 512 GB'lık varyantı daha çok günlük işlere uygunken 1 TB ve 2 TB'lık varyantları her işini görebilecek düzeyde. Üstelik PlayStation 5'inizin depolama alanını genişletmek istiyorsanız bunlar daha uygun seçenekler. Evet benim söyleyeceklerim burada sona eriyor. Video sonuna kadar izlediğiniz için teşekkürler. Ben Yiğit Cankaya. Bir sonraki incelemede görüşmek üzere. Hoşçakalın.